Değerli gençler, bu bölümde çokgenler konusunu işleyeceğiz. Kenar sayısı 3'e eşit ve 3'ten büyük olacak şekilde seçilen geometrik şekillere çokgen diyoruz. Düzlemde A1, A2, A3, A4, A5 gibi AN'e kadar noktaların ikişerli olarak birleştirilmesiyle oluşturulan geometrik şekil çokgen adını alır. Her iki noktayı birleştiren doğru parçasına çokgenin kenarları, bir iç açısının yani iki doğru parçası arasında kalan açıya iç açı, iç açının bütünleyeni olan açıya da çokgenin dış açı ölçüleri denir. Çokgenler kenar veya köşe sayısına göre adlandırılabilir. Üç kenarı olan geometrik şekle üçgen, dört kenarı olana dörtgen ve beş kenarı olana beşgen denir gibi. Çokgenlerin ana ve yardımcı elemanları mevcuttur. Çokgenlerle ilgili işlem yapılırken en önemli iki elemanı kenar ve köşegen ilişkisidir. Bir çokgende komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçalarına köşegen adı veriyoruz. AD, AC herhangi iki köşegendir. En kenarlı bir çokgenin özelliklerini sıralayacak olursak, bir köşeden köşegenlerle oluşturulabilecek üçgen sayısına baktığımız zaman, AC'yi çizdiğimizde dörtgende 2 tane, beşgende ise 3 tane, aynı köşeden altıgende ise 4 tane üçgen oluşturabiliriz. Bu durumda oluşacak üçgen sayısını kenar sayısı eksi 2 olarak bulabiliriz. Örneğin dörtgende 2 tane, beşgende 3 tane gibi. Bütün konveks çokgenlerde dış açı ölçüleri 360 derecedir. Bir konveks çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı en eksi 2 yani üçgen sayısı çarpı 180 derecedir. Bir köşeden çizilebilecek köşegen sayısı en eksi 3'tür. N tane köşe olduğu için N çarpı N eksi 3 tane köşegen çizilir. Aynı köşegeni her iki noktadan da yani bir dörtgen çizdiğimizde bu şekilde sağdan sola doğru ya da soldan sağa doğru çizdiğimiz için böyle iki tane çokgen tüm köşegen sayısını bulmuş oluruz. Düzgün çokgenleri sınıflandıracak olursak, bütün kenar uzunlukları ve iç açıların ölçüleri birbirine eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir. Örneğin üç kenarı eşit olan düzgün çokgen eşkenar üçgen, dört kenarı eşitse kare, beş kenarı eşitse düzgün beşgen adını alır. Düzgün çokgenlerde en önemli şey bir dış açı ve bir iç açı unsurudur. Dış açıların ölçüleri toplamı 360 derece olduğundan bir tanesi 360 bölü n şeklinde bulunur. Bir iç açısının ölçüsü ise iç açılar toplamı n-2 çarpı 180 derece olduğundan bölü n yani bir iç açısının ölçüsünü buluruz. Kenar sayısı için ise 360 dereceyi bir dış açıya bölmemiz yeterli olacaktır. Örneğin düzgün bir çokgenin bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 5 katına eşitmiş. Yani bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının. Dış açısına x dediğimizde çokgenin iç açısı onun 5 katı olacaktır. Yani aslında 6x 180 derece olacağından x 30 derece olarak bulunur. Bizden istenilen bu çokgenin kenar sayısıdır. Dış açılar toplamı 360, bir dış açısı 30 derece olduğu için elde edilen çokgenimiz 12 gen olacaktır. Düzgün çokgenin köşelerinden bir çember geçebilir. Yani çokgenin köşe noktaları verilen noktalardır. Bu noktalardan bir çember geçer. Bu çembere düzgün çokgenin çevrel çemberi adı verilir. Çemberin çevresi, çevrel çemberin merkezi aynı zamanda düzgün çokgenin ağırlık merkezidir. Bir kenarı gören merkez açıyı bulmak için tüm çevre 360 derece olduğu için
360'ı kenar sayısına bölerek bir iç açıyı yani bir kenarı gören ya da bir yayı gören çevre açıyı bulmuş oluruz. Aynı zamanda bu çokgenin bir dış açı ölçüsüne eşittir. Her ikisi de 360 bölü n şeklinde hesaplanır. Çokgenin kenar ve köşegen ilişkisine baktığımızda düzgün çokgenlerde eşit sayıda kenarı ayıran köşegenler birbirine eşittir. Örneğin FA köşegeni ile AD köşegeni incelediğimizde ikisinin de sırtında üçer tane kenar olduğu için bu çokgenin bu köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Örneğin EC'nin sırtındaki köşegen sayısı kenar sayısı 3 olduğundan bu kenar uzunlukları yani AF, CF, AD'ye eşit olmalıdır. Köşesi çokgen üzerindeki açıların ölçüleri birbirine eşittir. Aynı sayıda kenar olmak şartıyla. Bakın alfa açısının gördüğü kenar sayısı 2'dir. Bu alfanın da gördüğü 2'dir. Bu alfanın da gördüğü 2'dir. Alfanın gördüğü 2'dir. İki kenarı gördüklerinden ölçüleri eşittir. Çokgenlerin ağırlık merkezi çevre çemberinin ve iç teğet çemberinin merkezidir. Yani O noktası hem çokgenin hem de çemberin ağırlık merkezidir. Bu durumda OE uzunluğu, OD uzunluğu R kadar yani çevre çemberin yarı çapı kadar olacaktır. Bu durumda çokgenin alanını bulmak için bu üçgenlerden birinin alanını sinüs ifadesinden 1 bölü 2 R çarpı R çarpı sinüs alfa şeklinde bulabiliriz. N tane olduğu için üçgen sayımız bu üçgenden çevrede kenar sayısı kadar mevcuttur. O zaman alanı kenar sayısıyla çarpmamız gerekmektedir. İç teğet çemberinin yarıçapı yani bunun içine çizilecek olan çemberin yarıçapı da küçük r olacağından burada r'ye bağlı alanı bulmak için üçgenin alanını r çarpı bir kenarın yarısından yani r çarpı a bölü 2 kenar uzunluğu bundan 10 tane ya da n tane olacaktır. Örneğin çevre çemberinin yarıçapı 8 cm olan düzgün 12'genin alanı kaç santimetre karedir? Düzgün 12'gen dediğine göre 360'ı 12'ye bölerek bir kenarı gören merkez açıyı bulabiliriz. 360'ı 12'ye böldüğümüzde 30 derece alfa bulunur. Alfa 30 derece olduğuna göre şekildeki üçgenimizin alanı 1 bölü 2 8 çarpı 8 çarpı 1 bölü 2 yani 16 santimetre karedir. Çokgenimiz 12 kenarlı olduğu için 12 tane alan olmalı. Yani 12 çarpı 16 192 santimetre kare olarak bulunur. Sevgili gençler, kenar sayısı çift olan çokgenlerde karşılıklı kenarlar AD, EB'ye, ED'ye, AB, EB'ye paraleldir. Ya da EF uzunluğu BC'ye ya da AF uzunluğu DE'ye paraleldir. Şayet kenar sayısı tek olan düzgün çokgen varsa bu sefer herhangi bir noktadan karşı köşeye indirilen yükseklik tabanı 2'ye böler. Aynı zamanda açıortay olur çünkü buna göre bu geometrik şekil simetriktir. Düzgün altıgende ise uzun köşegene göre simetrilik söz konusudur. Düzgün altıgende simetri ekseni sayısı da 6 tanedir. Düzgün beşgende ise 5 tanedir. Yani kenar sayısı tek olan düzgün çokgenlerin ağırlık merkezinden hiçbir köşegeni geçmez. Kenar sayısı çift ise en uzun köşegenlerde ağırlık merkezinden geçer. Yani düzgün altıgenin iki köşegeni, en uzun iki köşegeni ağırlık merkezinde ne yaparlar? Birbirini keserler. Yalnız düzgün beşgenlerde köşegenlerin kesim noktası ağırlık merkezlerinden geçmez. Örnek olarak A noktasında bulunan bir sporcu her 60 metrede bir hareket doğrultusu ile 60 derecelik açı yaparak ilerlemektedir. Sporcu sabit hızla saniyede 5 metre hareket edebilmektedir. Buna göre sporcunun hareketinden 32 saniye sonra bulunduğu noktanın başlangıç noktasına uzaklığı ne kadardır? Sporcu
5 metre hareket edebildiğine göre 32 saniyede 5 metre hareket ediyor. 32 saniyede ise 32 çarpı 5, yani 5 2'nin 10, 5 3'ün 15, 160 metre olarak hareket edecektir. 160 metre hareket eden bir sporcunun geleceği noktaya bakacak olursak, 60 metre yatay yol alacak, 60 metre yatay yol alacak yine, sonra dönerek 40 metre daha hareket edecektir. Bu durumda 60 metreden şekildeki ABC üçgeninde kısa köşegen uzunluğu 30-30-120 üçgeninden 60√3, Pisagor teoreminden ise 40 metre daha hareket edeceği için x kare eşittir 60√3'ün karesi artı 40'ın karesi olmalıdır. Buradan alacağı yol 20√31 metre olarak bulunur. Bir başka örneği inceleyecek olursak, düzgün altıgen tabanlı bir zemine sırasıyla 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm uzunluğunda çiviler dik olarak çakılmıştır. Buna göre KLMNPR ipinin uzunluğu 5√37 cm olduğuna göre düzgün alanı, düzgün çokgenin alanı, altıgenin alanı kaç santimetre karedir? Öncelikle her bir uzunluğu ayrı ayrı inceleyecek olursak, ön yüze baktığımızda 5 birim uzunluğunda ve 6 birim uzunluğunda bir çubuk vardır. Yani 5 birim, 6 birim uzunluğunda. Yükseklikler farkı 1 santimetre olduğu için çivilerde 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu demektir ki yükseklik farkı her birinde korunmaktadır. Yani çizdiğimizde şekildeki yüksekliğimiz, yani dik üçgendeki yatay uzaklığımız bütün hepsinde bir olmaktadır. O zaman uzunluğumuz taban uzunluğu, yani düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu hiçbir yerde değişmeyeceğinden dolayı 5√37 olan ip uzunluğumuzu 5'e böldüğümüzde √37 olarak bulunur. Bu durumda x kare artı 1'in karesi, yani Pisagor teoreminden düzgün altıgenin bir kenarı 6 santimetre olarak bulunur. Tabanı düzgün altıgen olan geometrik şeklin alanını bulmak için 6 tane eşkenar üçgenin alanını bulabiliriz. Çünkü düzgün altıgeni şöyle düşünecek olursak 6 tane eşkenar üçgenden oluşmaktadır. Eşkenar üçgenin alanı 6'nın karesi √√4'tür bir kenarının. Bunu ise 6 ile çarptığımızda 54√3 santimetre kare olarak bulunur. Yeterli düzeyde bilgi ve beceri kazanmanız dileklerimle. Başarılar diliyorum.